fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün yine İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'ndeyiz ve 2021 Sodex Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan Sancak Endüstri'ye konuk olduk ve yanımızda firma sahibimiz Nazmi Bey bulunuyor. Bakalım bizlere faaliyetlerle alakalı, firma ile alakalı neler aktaracak şimdi kendilerinden dinleyeceğiz. Merhabalar Nazmi Bey, merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hayırlı fuarlar bu arada. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, öncelikle biraz fuar değerlendirmesi yapalım mı? Nasıl geçiyor ikinci Vallahi günümüz bugün? Beklentilerimizin üzerinde iyi geçiyor fuar. Yani her şeyden önce kuru bir kalabalık yok. Evet. Tamamen amaca odaklanmış, iş için burada bulunan insanlar var. Az ama öz görüşmeler yapıp verimli sonuçlar alıyoruz çok şükür. Harika. Sizi de anca akşam saatlerinde boş yakalayabildik. Evet, gerçekten yoğun bir standdayız yine değerli izleyicilerimiz. Peki Nazım Bey, firmayı nasıl kurduk? Biraz hikayemizden de bahsedelim. Sancak Endüstri'yi 2003 yılında 3 arkadaş küçük bir atölyede faaliyete başlattık. 2003 yılında kurduk. Uzun yıllar çalıştık, didindik. Zaman içerisinde çok şükür şu an geldiğimiz noktada 12 dönüm bir alan üzerinde 6000 metrekare kapalı alanda üretim yapmaktayız. Gerek yurt içinde bayiliklerimiz aracılığıyla gerek yurt dışında satışlarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Her yıl yeni ürünler katarak portföyümüze devam ediyoruz. Evet, yerimiz İstanbul Tuzla'da bu arada. Evet, İstanbul Tuzla'da fabrikamız. Üretimlerden biraz bahsedeyim mi? Neler var bünyemizde? Genel olarak endüstriyel tesisat malzemeleri üretiyoruz biz. Ana ve ilk üretimimiz olan ürün kompansatörler. Türkiye'de özellikle endüstriyel tip kompansatörlerde söz sahibi bir firmayız. 6 metre çapa kadar endüstriyel tip kompansatörler üretebiliyoruz. Bunun dışında separatör grubunda oldukça güçlüyüz. Gerek ısıtma grubu elemanlarında, tortu hava ayırıcı, denge kabı gibi ürünlerde, gerek endüstriyel buhar separatörleri alanında iyi bir durumdayız, iyi bir markayız. Kaliteli ürünler çıkarıyoruz. Son dönemde vana grubuna odaklandık. Kelebek vanalar, küresel vanalar ve bunları tamamlayan diğer yan ürünler, çek valfler, işte toplu çek valfler, çalpara çek valfler, disko çek valfler olmak üzere onlarca ürün grubuyla hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet, peki üretimler neye göre oluyor? Daha çok Ar-Ge ya da arz talep üzerine mi ilerliyoruz? Tabii sıfırdan başlayan bir firma olarak biz daha çok satabileceğimiz ürünlere odaklandık. Kolay satabileceğimiz ürünlerle başladık. Piyasada oluşan talep bize yön veriyor açıkçası. Ne yönde piyasada istekler gelişirse, inşaat yönünde bazen çok daha verimli şeyler yapabiliyoruz. Bazen endüstriyel alanda yeni ürünler üretip katkı sağlayabiliyoruz. Talebe göre biz de kendimizi şekillendiriyoruz. Evet, biraz üretim kalitemizden de bahsedelim Nazmi Bey. Nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii üretmek kolay bir şey değil. Evet. Hele hele kaliteli ürün çıkarmak ve kaliteyi muhafaza edebilmek hiç kolay değil. Müşterimize sıkıntı yaratmamamız gerekiyor her şeyden önce. Ürünlerimiz tesisata bağlandığında olası bir olumsuzluğun bedeli ağır oluyor. Hacimli ürünler üretiyoruz. Çok uzak noktalara ürünler gönderiyoruz. Sahada oluşabilecek ürünlerde kaçaklar, kırılmalar veya benzer sorunlar ağır bedeller ödetiyor. Her şeyden önce ismimizi kirletiyor. Dolayısıyla kalite kontrol bizim için çok önemli. Bünyemizde buna çok dikkat ediyoruz. Kazasız belasız bugünlere de geldik çok şükür. Harika. Ham madde yerli olarak mı ilerliyor? Maalesef Türkiye'de ham madde yerli olarak ilerlemesi mümkün değil. Ağırlıklı olarak kullandığımız paslanmaz çelik ürünler, efendime söyleyeyim döküm grubu ürünlerin tamamı yurt dışından Türkiye'ye getirilen şeyler. Biz burada o ham maddeyi işleyip o cevherden elmas yaratıp insanların hizmetine sunuyoruz. Ham madde konusunda çalışmamız lazım daha diyorsunuz değil mi? Tabii. Hepsi yurt dışından geliyor. Burada işleniyor. Peki ihracat var mı? Nerelere gidiyor? Pazarımız nereler? Tabii çevre ülkeler başta olmak üzere ihracatımız var. Türkiye Cumhuriyetleri'ne bayağı bir ürün gönderiyoruz. Etrafımızda bulunan Irak'a, efendime söyleyeyim Azerbaycan'a, Gürcistan'a. Son dönemde Avrupa pazarında hareketlilikler başladı bize. İspanya'ya ürün göndermeye başladık. Maghrib ülkelerinde Fas, Tunus, Cezayir gibi pazar bulduk kendimize. Ve çalışıyoruz. Daha iyisini yapmak için uğraşıyoruz şu an. Ülkemize döviz kazandırmak en önemli şey bizim için tabii. Evet. Yeni projeler var mı? Peki neler bekliyor sizleri?
Valla mevcut ürün gamımızı her şeyden önce mükemmelleştirmeye odaklandık. Önce daha ekonomik ve daha iyi nasıl yapabiliriz ürünlerimizi, buna odaklandık. Devamında çok eksiğimiz var. Tamamlamamız gereken çok ürün çeşidimiz var. Bunlarla ilgili de projelerimiz var. Şu an açıklamayalım, tek tek isimlerini vermeyelim ama sürprizler var yani. Evet, yine fuarda da hemen hemen bütün ürünleri sanırım tanıtıyoruz. Evet, aşağı yukarı ürünlerimizin büyük çoğunluğu burada. Evet, sektörü de biraz değerlendirmenizi isteyeceğim Nazım Bey. Nasıl gidiyor şu anda? Türkiye'de bulunduğumuz sektör çok sancılı maalesef. Yani Türkiye'nin geneli sancılı zaten biliyorsunuz. Zor evet. Bir pandemi dönemi atlattık maalesef ve yaşamaktayız. Hala atlatabilmiş de değiliz. Bütün bunların yanında Türkiye'de maalesef kalite problemi var. Piyasada oluşan talepler genellikle fiyat endeksli oluyor. Yani ucuz ürünün peşinde oluyor insanlar. Biz hiçbir zaman en ucuz olalım, ürün satalım şeyinde olmadık. Görüşünde olmadık. Kalitemizden taviz vermedik. En iyi, en uygun koşullarla satmaya çalışıyoruz. Oldukça rekabetçi bir pazardayız ama hamdolsun yerimizi sağlamladık diye düşünüyorum. Harika. Umarım böyle de devam eder i̇nşallah, Nazım Bey. İnşallah. Peki sektörle ilgilenen izleyicilerimize neler söylemek istiyorsunuz buradan? Vallahi öncelikle belgelendirmeye dikkat etmek lazım. Yani ürün alırken firmanın arkasında durabileceğinden emin olmak lazım. Uluslararası standartlara uygun üretim yapıldığından ve bu standartlarla belgelendirmenin yapıldığından emin olmak lazım, seçici olmak lazım, kaliteye önem vermek lazım. Sancak Endüstri bunların hepsinde var diyorsunuz. Çok şükür. Teşekkür ediyoruz sizlere o zaman Nazım Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Hem sektörün nabzını tuttuk hem sizleri tanıttık. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim sizlere. Ve evet değerli izleyicilerimiz, İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'ndeyiz dedik. 2021 Sodex Fuarını ziyaret etmeye devam edeceğiz. Sancak Endüstri'den seslendik ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarında.